Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda bir iPhone 5 yenileme videosu yapmıştık. Bu video doğrultusunda sizlere yenilenmiş cihaz almak isteyen arkadaşlarımıza profesyonel anlamda bu işi yapan ve sizlere de güzel avantajlar sağlayacak firmalar bulmaya çalışacağımı söylemiştim. Bugün arkadaşımız Halil Bey. Halil Bey ile birlikteyiz. EasyJet'e geldik. EasyJet'te sizlere burada tam olarak hangi faaliyetler yapılıyor, sizlere yenilenmiş cihazlar nasıl aktarılıyor, bununla ilgili bilgi alacağız. EasyJet nedir? Tam olarak bize bunu öncelikle açıklar mısınız? EasyJet olarak bizler 2018 yılından bu yana profesyonel anlamda Türkiye'de ilk bu hizmeti veren firmayız. Yenilenmiş telefon hizmeti vermekteyiz. Yenilenmiş telefon hizmeti nedir? İnsanlar, son tüketicilerin bizlere satmış olduğu cihazları alıyoruz. Kasasının değişmesi gerekiyorsa kasasını değiştiriyoruz. Eğer orijinal ekran takıldıysa üzerine orijinal ekran takıyoruz. Bataryasını değiştirip bir yıl boyunca garanti verip cihazları tekrar son tüketiciye satışa sunuyoruz. Harika. Bu aslında devletin teşvik ettiği ikinci el cihazlara 12 ay garanti vermiş olduğu bir durum. Doğru mudur? Evet. Bu şu anda yeni resmi olarak da uygulamaya geçecek bir uygulama. Bu cihazlar ikinci el cihazlar olmasına rağmen 12 ay boyunca bizim garantimiz altında. Peki siz bütün işlemlerin hepsini burada mı yapıyorsunuz EasyJet olarak, yoksa farklı yerlerdeki birimlerle mi çalışıyorsunuz? Tüm işlemleri bu ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Teknik ekibimiz var. İlk gelen cihazlar burada kargo biriminde karşılanıyor. Karşılandıktan sonra formda doldurulan bilgilerle cihazdaki özellikleri karşılaştırıyoruz. Müşterilerin beyan ettiği özelliklerle, belirtilen özelliklerle cihazın özellikleri birebir mi, bunları karşılaştırıyoruz. Teknik ekibimiz bunun değerlendirmesini yaptıktan sonra resmi satış fiyatını müşteriye sunuyoruz. Eğer ki müşterimiz uygun görürse satış işlemi gerçekleşiyor. Eğer ki müşterimiz kabul etmezse de fiyatı, tekrar cihazı kendilerine ücretsiz bir şekilde kargoyla gönderiyoruz. İnsanlar öncelikli olarak web sitemizde form dolduruyorlar. Doldurdukları form doğrultusunda ekranda kendilerine bir takip numarası çıkıyor. Bu takip numarasıyla insanlar bizlere telefonlarını ücretsiz bir şekilde gönderebiliyorlar. Bu telefonu size satmak isteyenler için, doğru mu? Evet, doğru. Peki almak isteyenler için? Almak isteyenler de direkt zaten web sitemizi ziyaret ettiğinde iki bölümden oluşuyor web sitemiz. Telefon al ve telefon sat kategorisi. Aynen. Telefon al kategorisinden direkt telefon alabiliyorlar. İsterlerse de telefonu sattıktan sonra bizden tekrar telefon alacakları için ekstra indirim kuponları tanımlıyoruz. Peki satılan ürünlere fatura veriyor musunuz? Fatura olarak mı gerçekleşiyor bunlar? Tabii elbette. Bütün ürünlerimiz faturalıdır. Aldığı tarihten itibaren faturalı. Kesinlikle. Aldığı tarihten itibaren faturalı olduğu için geçmişe dönük herhangi bir sorun yaşadıkları zaman da direkt firmamız sorumlu olduğu için herhangi bir problem yaşamıyorlar. Bununla ilgili olarak şöyle bir sorun zaman zaman geliyor meydana. Ben cihazımı aldım. Örnek veriyorum, cihazım çalıntı çıktı veya bir problemle karşılaştım. Bununla ilgili olarak EasyJet ne yapıyor? EasyJet hemen cihazın teslimatını sağlıyor. Müşteriyi mağdur etmeden kendilerine yeni cihaz gönderimi yapıyor. Bunun doğrultusunda da müşterilerimizi kesinlikle mağdur etmiyoruz. Ben sizin müşterinizim diye varsayalım. Geldim, internet sitenize girdim. İnternet sitenizden bir tane ürün satın aldım. Almış olduğum ürünü beğenmediğimi varsayalım. Bunu sizden değişim veya iade işlemi yapabiliyor muyuz? Elbette, cihazlarımızın tamamı 14 gün boyunca koşulsuz şartsız iade hakkına sahipsiniz. Bu zaten e-ticaret firmalarının tümünde geçerli olan bir kural. 14 gün boyunca koşulsuz şartsız iade hakkınız mevcuttur. Peki burayı gözebilir miyiz? Sizin teknik servis departmanlarınızı, çalışma arkadaşlarınızı görebiliyor muyuz? Tabii. Tam olarak burada işler nasıl yürüyor açıkçası? Biz bunu merak ediyoruz. Tabii ki, elbette buyurun gezelim isterseniz. Tamamdır. Bu kısımda neler yapılıyor şu an için? Şu an gelen kargo birimindeyiz. Burada ilgili birimdeki arkadaşlarımız gelen kargoları karşılıyorlar. Kamera kayıtları altında cihazların tamamını açıyorlar. Doldurulmuş olan formlardaki özelliklerle cihazın özelliklerini karşılaştırıyorlar. Eğer ki cihazda belirtilenlerin haricinde bir problem mevcutsa veya belirtilenler problem değilse bizler için, cihazların son güncel fiyatlarını burada tüketiciye iletiyoruz. Peki tüketici fiyatları kabul etmeyecek olursa nasıl bir işlem yapılıyor? Tüketici fiyatları eğer kabul etmezse cihazları olduğu gibi tekrar paketliyoruz. Ücretsiz bir şekilde kargoyla kendilerine verdikleri adrese gönderimini sağlıyoruz. İnternet sitenize girdiğimde farklı kategoriler altında yenilenmiş cihazlar satılıyor. Bunlar tam olarak nedir? Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Mükemmel olan cihazlarımız var, çok iyi olan cihazlarımız var ve iyi olan cihazlarımız var. Mükemmel cihazlarımızın tamamıyla bütün parçalarını değiştirip yeniliyoruz. Çok iyi olan cihazlarımızda ekranında veya kasasında bir tane kılcal çizik bulunma ihtimali var. İyi cihazlarımızda ise birden fazla kılcal çizik olma durumu söz konusu. Burada da cihazlarımızın orijinal resimlerini çekip web sitemize yüklüyoruz ki tüketicilerimiz burada iyi veya çok iyi kategorisinde cihaz aldığında az çok cihazın sorununu görebilsinler. Arkadaşlar, EasyJet'in teknik servis departmanındayız. Burada teknik servis sorumlusu Oğuz abimiz, burada da operasyon sorumlusu Halil Bey var. Oğuz abi, öncelikle senden başlamak istiyorum. Burada tam olarak cihazlar nasıl işlemler görüyor? Yani arızalı cihazlara mı işlem yapıyorsunuz bu departmanda, yoksa sizin garanti vermiş olduğunuz cihazlara mı? Bu departmanda her ikisine de bakıyoruz. Yani garantiye de bakıyoruz. Alımda bakılan cihazlar, işte alım işlemi gerçekleştikten sonra yenilemek için buraya geliyor. Burada da
onların kasaların, ekranların değişmesi gereken bütün parçalarını değiştiriyorlar, satım için hazır hale getiriyor. Müşterilerin size göndermiş olduğu arızalı cihazlar olursa onların onarımını yapmıyorsunuz. Müşteriyi iade ediyorsunuz değil mi? Problemli cihazlar. Onların onarımını da yapıyoruz. Eğer yani gerçekten müşteri hatası değilse onarımını yapıyoruz. Eğer onarımı olmayacak bir arızası varsa yine mağduriyetini gideriyoruz. Yeni cihaz gönderiyoruz müşterimize. Müşteri sizden bir cihaz aldı. Aradan birkaç ay geçti. Cihazda bir problem oluştu diyelim. Bu problemi nasıl çözüyorsunuz? Sizin vermiş olduğunuz 12 aylık bir garanti süreci var evet. Burada. Bu problemi önce burada teknik ekibimiz inceliyor. O inceleme doğrultusunda yani dediğim gibi yapılabilecek bir arızası varsa hemen müdahale ediyoruz. Yani zaten 28 gün bir yasal süresi var garantinin. O süre dolmadan müdahalemizi yapıyoruz. Eğer hani dediğim gibi olamayacak bir arızası varsa yeni cihaz gönderiyoruz müşterimize. Çok iyi. Bu 28 günlük süre içerisinde mi gerçekleşiyor? Mesela ben diyelim ki cihazımı aldım, aradan bir 3 ay falan geçti, cihazım sebebini bilmediğim bir şekilde kapandı. Yani şöyle, 28 gün yasal süresi var. Hı-hı. 3 gün içinde de olabilir. Yani 28 gün içinde herhangi bir günde olabilir. Direkt ama değişim. Öncelikle elimizden geldiğince en kısa sürede yapıp göndermeyi alacağız. Harika. Ama ilerleyen süreçlerde ben uzun vadede kullandım. Garanti sürecim henüz bitmedi. Cihazımda bir problem oluştu. Burada da teknik servis departmanınızda bunun onarım işlemleri yapılıyor. Ya tabii mesela yeni aldığınız veya eski aldığınız sorun değil. Garanti süresi bir günde kaldı. O gün bize geldiyse o garanti kapsamında yapılmakta. Halil Bey, siz de burada operasyonları tam olarak cihaz takibini yapıyorsunuz. Müşterilerinizin size göndermiş olduğu cihazları kabulünü veya reddine karar veriyorsunuz sanırım burada. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Burada cihazlarımız geldikten sonra satın alım işlemleri gerçekleşiyor. Satın alımdan sonra cihazların yenilenme süreci var. Biz burada cihazlara hangi işlemlerin uygulanacağı, hangi parçalarının değişeceği, hangi cihaza ne işlem uygulanıp hangi cihazın hangi siparişe gönderileceğini yönlendiriyoruz. Operasyon sürecindeki bütün işlemlerin takibini sağlıyoruz. Zaten bu cihazların gerçek fotoğraflarını da web sitemizde ürünlerin içerisinde paylaşıyoruz ki tüketicilerimizin akıllarında herhangi bir fikir oluşsun. Yani insanların alacakları cihaz direkt orada kendi resmiyle çekilip evet, koyuluyor. Doğru mu? Direkt orijinal resimleriyle paylaşımını sağlıyoruz. Ben sizlere cihaz satmak istiyorum mesela internet siteniz üzerinden. Siz hepsiburada.com üzerinden de yanılmıyorsunuz. Cihaz alımı yapıyorsunuz. Evet, doğru mu? Evet. E-ticaret sitelerinde de şu anda bulunmaktayız. Hangi sitelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Sadece Hepsi Burada mı? Evet. Şu anda aktif olarak Hepsi Burada da mevcutuz. Zaten oradaki satıcı kategorilerini de görebilirsiniz. Aynı zamanda insanlar orada yapmış olduğumuz kampanyalar doğrultusunda satmış oldukları cihazlar bize geliyor. İzcep olarak bizler alımını gerçekleştirmekteyiz. Peki ben burada cihaz satarken nasıl bir fiyat değerlendirmesi yapılıyor burada? Ben internet sitenize girdim ve Hepsiburada.com sitesine girdim. Ben burada ürünümün genel özelliklerini yazıyorum oraya. Tam olarak durumunu, kozmetik aşamasını, bataryasının pil sağlık durumuna giriyorum. Buna göre fiyatlandırma çıkarılıyor. Doğru mu? Evet. Yazılım ekibimizin hazırlamış olduğu sözünüzü kestim. Devam edin. Yazılım ekibimizin hazırlamış olduğu bir algoritma mevcut. Bu algoritma doğrultusunda size sorular yöneltiyoruz. Cihazınızın kasasının durumu hakkında, ekranı hakkında. Yani aklımızda bir fikir oluşturabilecek, cihaz hakkında fikir oluşturabilecek sorular soruyoruz. Bu sorulara vermiş olduğunuz cevaplar doğrultusunda da cihazınızın yaklaşık değeri web sitemizde karşınıza çıkıyor. Ama tekrar belirtmekte fayda var ki bu cihazın yaklaşık değeri. Cihazlar buraya gelip teknik ekibimizce incelendikten sonra resmi fiyatımızı sizlere bizler tekrar dönüş sağlıyoruz. Çok iyi. Sizin bir de yazılım ekibiniz var. Bu yazılım ekibi tam olarak ne iş yapıyor? Yazılım ekibimiz bildiğiniz üzere e-ticaret firması olduğumuz için bütün operasyonumuzu internet üzerinden yürütüyoruz. Yazılım ekibimiz de web sitemizin bütün işlemleriyle ilgileniyorlar. Operasyon anlamında müdahale etmeleri gereken her noktaya müdahaleyi sağlıyorlar. Geniş bir yazılım ekibimiz var. Ciddi bir operasyon var arkada aslında. Görünenden çok ciddi bir ekip var. Evet, ben yaklaşık şu an burada gördüğüm kadarıyla, gezdiğim kadarıyla bir 40-50 kişilik bir personel sayısına evet, sahipsiniz. Ekibimiz o zamanlarda çok ciddi artış gösterdi. Daha da artış sağlayacağız inşallah. Bu sizin tek şubeniz herhalde. Başka şubeniz var mı? Evet, şu anda herhangi bir şubemiz yok. Merkezimiz burası. Burada hizmet veriyoruz. Bütün operasyonlarımızı zaten internet sitesi üzerinden yönettiğimiz için yerim bizim için çok önemli yok açıkçası. Peki sadece telefon mu alıp satıyorsunuz yenilenmiş cihaz olarak? Farklı cihazlarda da faaliyet gösteriyor musunuz? İzcep olarak başta aslında sadece yenilenmiş telefon hizmeti veriyorduk. Ama şu anda web sitemize girdiği zaman insanlarımız teknolojinin yükselen değerlerinden ve akıllı saatleri görebilirler, iPad'leri görebilirler, MacBook'ları görebilirler. Yakın zamanda farklı teknolojik cihazlarda da mevcut alım satımlarımız olacak. Ama şu anda bilgisayarlarla beraber saatlerinde alımını yapmaya başladık.
Yani ben akıllı saatimi de istersem size satabiliyorum. Elbette insanlar telefon sat kategorimize girdiği zaman burada akıllı saatlerinde bizlere yaklaşık değerlerini görebiliyorlar ve satışa sunabiliyorlar. O zaman bu şu anlama göre ben sizden yenilenmiş akıllı cihazı satın alabiliyorum akıllı saat olarak. Akıllı saatlerde yenileme işlemi gerçekleştirmiyoruz. Hı. Bunların orijinal resimlerini paylaşıp olduğu gibi İkinci el muayetinde satıyorsunuz. Çok çok iyi ve iyi kategorisinde satıyoruz. Peki, onların zaten mükemmel olanları da var. Fotoğrafları mevcut olduğu için sonra yaşanmıyor. Ona göre de tabii değerlendirmesi yapılıyor. Evet. Peki tablet ve bilgisayarlarda nasıl işlem yapılıyor? Onlarda da yenilenmiş mi yoksa ikinci el olarak mı devam ediyor? Tablet ve bilgisayarlarda da yine yönelttiğimiz sorular doğrultusunda cihazın eğer ki yenileme ihtiyacı varsa bunları elbette gerçekleştiriyoruz. Yani ekranı kırık bir iPad satışa sunmuyoruz. iPad'lerde de yenileme işlemi yapıyoruz. MacBook'larda da yine aynı şekilde insanlar bize MacBook'larını satabiliyorlar. Biz de onları tekrar kategorik bazında satışa sunuyoruz. Peki EasyJob olarak ileriye dönük planlarınız var mı? EasyJob olarak şu anda ciddi bir büyüme aşamasındayız. İleriye dönük de birçok plan ve programımız mevcut. Yakın zamanda hepsini paylaşırız umarım. Ali Bey, ben aklımdaki bütün soruları sordum. Abonelerimin de sorabileceği, kafalarına takılacağı sorularının olduğunu düşündüm. Bütün soruların hepsini ben size sordum. Sizin bunlara eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Elbette. Zaten web sitemizde WhatsApp iletişim hattımız mevcut. Call Center'da birimindeki arkadaşlarımız da zaten çağrıları cevaplıyorlar. Herhangi bir problem olduğunda bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirler. Hı hı. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Rica ederim. Yalnız videoyu bitirmeden önce ben abonelerime özel her gittiğim yerden bir şeyler istiyorum. Mesela sizden de indirim kuponu isteyeceğim. Mümkün mü? Elbette. Abonelerimize özel bir indirim kuponu verebilir miyiz? İlgili birimdeki arkadaşlara görüşürüz. Uğur Kaplan koduyla inşallah yardımcı. Tamam. Olursun. Uğur Kaplan koduyla güzel bir indirim istiyorum sizlerden. Memnuniyetle. Naçizane İngilizce ekibi olarak bilgi değerlendirmekten kanalımıza. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir adet iPhone 6S. Şöyle kutu içerisinde sizlere göstereyim arkadaşlar. Şarj kablosu, adaptörü ve garanti belgesi. Bu da benden sizlere hediye olarak gelecek ama biliyorsunuz devletin son zamanlarda yapmış olduğu baskı çekiliş bir hayli yorucu bir sürece giriyor. Bununla ilgili detayları sizlere Instagram hesabından paylaşacağım. Arkadaşlar bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. EasyJob'u ziyaret ettik. Burada tam olarak yürütülen işlemleri, yürütülen operasyonu sizlere aktarmaya çalıştım. Ve video sonunda da sizlere güzel bir indirim kuponu aldım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.